Merhaba arkadaşlar. Bu sabah Allah nasip ederse şimdi çilek tarlasına gidiyoruz. Güzel çilekler toplayacağız. Musab Bey ile birlikte inşallah çilek reçeli yapacağız hep birlikte bu videomuzda. Bu şekilde geçecek inşallah. Şansımız varsa eğer güzel, taze, lezzetli çilekler toplayacağız. Birkaç gündür sıcak gidiyor hava. Ama dün akşam biraz yağmur yağdı. Bakalım eğer nasibimiz varsa çilek toplamaya başlayacağız. Haydi bakalım hep birlikte çilek toplamaya gidelim. Evet arkadaşlar, sonunda geldik çilek tarlasına. İnşallah birazdan güzel çilekler toplamaya çalışacağız ama erken gelmemize rağmen çilek kalmamış. Herkes sabahın erken saatlerinde gelip burada çileklerini topluyorlar kendileri. Şu şekilde kutular alıyorsunuz. Takriben 1 kilo alıyor bunlar. Bu zamanda şu an 6 euro gibi bir şey ödüyorsunuz buna. Yani çileklerin kilosu 6 euroya geliyor. Hadi başlayalım toplamaya Musab Bey. Gel. Evet. Bak şurada var, topla. Evet arkadaşlar, şu an çileğimizi topladık. Artık yavaş yavaş evimize geçelim ve çilek reçeli için başlayalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, çok şükür şimdi çileklerimizi toplayıp evimize geldik. Çileklerimizi önce yıkadık. Toplamış olduğumuz çilekler yıkandı.
Ufakları küçük olarak, tüm olarak da atabilirsiniz ama büyükler şu şekilde doğrayacağız. Küçük parçalar olmasında hani çatala gelmesi bakımından güzel oluyor. Bu şekilde yapacağız inşallah. Az sonra hepsini hallettikten sonra hazır şekerimiz var bizim, jelatinli. Ama bu jelatin tabii sığır jelatini değil, bitkisel jelatin, pektinden yapılmış bir şekerimiz var. Bunları birazdan karıştırıp harmanlayacağız ve tencereyle birlikte hemen kaynamaya bırakacağız. Kaynamaya başladıktan 7 dakika sonra hemen almamız gerekiyor ocaktan, çünkü tam kıvamına gelmiş olacak. Bu arada köpüklerini üzerinden almayı unutmuyoruz. Birazdan safhalarında inşallah görmüş olacaksınız. Hadi biraz beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, doğramış olduğumuz çileklerimizi, hazırlamış olduğumuz çilekleri büyük bir kaba koyduk, büyük bir tencereye geçirdik ve şekerini ilave ettik. Bizim takriben 2 kilo çileğimiz var. 2 kilo çilek için biz her 1 kilo için yarım kilo bu kullanmış olduğumuz şekerin ölçüsü. Yani 2 paket döktüm içine şeker ve hemen karıştırmaya başladım. Karıştırdığımda da böyle sulandığını görüyorsunuz. Hemen şimdi altını açacağım ve kaynamasını bekleyeceğim. Kapağını da kapattık. Kaynamasını bekleyeceğiz ve sonunda 7 dakika bekleyeceğiz inşallah. 7 dakika kaynatacağız. Arasında da köpüğü ara ara alacağız. İstediğimiz kıvama geldiği zaman da kavanozlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz reçelimiz kaynadı, kıvama geldi ve doldurarak ters bir şekilde çevirdik. Vakumlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlar eğer marmelat kıvamında seviyorsanız mutlaka püreleyin. Ama reçel kıvamında seviyorsanız bu şekilde parçacıklı bir şekilde bırakın. Evet değerli dostlar, bir videonun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basın. Abone olmayanları kanalımızı beğenmeye ve abone olmaya davet ediyoruz inşallah. Başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah. Hayırlı günler. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.